Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bubblesort algoritmasının mantığını anlatıp bu algoritmayı C programlama dilinde nasıl yazabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Umarım keyifli ve faydalı bir video olur. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar Bubblesort algoritması nedir? Bubblesort algoritması bir sıralama algoritmasıdır. Karışık halde verilen bir diziyi soldan sağa küçükten bir büyüğe olacak şekilde sıralama algoritmasıdır arkadaşlar. Tabii bunu isteyen soldan sağa büyükten küçüğe doğru da sıralayabilir. Bu tamamen kendine özgü bir konudur. Ama biz burada soldan sağa küçükten büyüğe olacak şekilde sıralamaya çalışacağız. Ve bunu Bubblesort algoritmasını kullanarak yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar fazla lafı uzatmaya gerek yok. Burada görmüş olduğunuz gibi 5'lik bir dizi var arkadaşlar. 5 tane eleman olan bir dizi var ve bunlar gördüğünüz gibi belli bir düzende gitmiyor. Yani 2, 5, 1, 4, 3 hani ne büyükten küçüğe ne de küçükten büyüğe gitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve biz bunları arkadaşlar şöyle bir sırada istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir sırada istiyoruz arkadaşlar. Yani en küçük en solda, en büyük de en sağda olacak şekilde hani aynı düzende yani düzgün istiyoruz arkadaşlar kısacası. Evet, şimdi Bubblesort algoritması burada ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle hemen başlayalım. Bubblesort algoritması arkadaşlar dizinin her iki eleman yani elemanını bir yanındaki elemanıyla karşılaştırıp büyüklük küçüklük kıyası yapıyor. Küçük olanı sola atıyor, büyük olanı sağa atıyor. Eğer bir değişiklik yoksa olduğu gibi yapıyor. Sonra diğer iki elemana bakıyor. Evet, şimdi bunu size şekil üzerinde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Bubblesort algoritması ilk iki elemandan başlıyor. İlk iki elemanda 2 ve 5 var arkadaşlar. 2 mi büyük 5 mi büyük 5 büyük 5 sağda mı sağda. O zaman yani 2 de solda. O zaman burada yapılacak bir şey yok. Hani buraya atlayabiliriz. Değiştirmesi gereken bir şey yok. Yani ikisi de olması gereken yerde. Evet. Sonrasında arkadaşlar Bubblesort algoritması bir sonraki ikiliye bakıyor. 5'te 1. 5 mi büyük 1 mi büyük? Tabii ki de 5 büyük. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? 5'in buraya gelmesi gerekiyor. 1'in buraya gelmesi gerekiyor. Tamam. Evet. 2, 1, 5, 4, 3 oluyor bizim İlk işlemden sonra arkadaşlar. Aslında ilk işlemde gene aynıydı. İkinci işlemden sonra böyle oldu. İlk işlemde bir şey yapmamıştık bildiğiniz gibi. İkinci de böyle oldu. 1 ile 5 yer değiştirir. Diğer elemanlar da aynı. Tamam, güzel. Şimdi bir sonraki sıralı ikiliye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da ne oluyor? 1 ile 2'ye bakmıştık. 2 ile 3'e bakmıştık. 3 ile 4'e bakacağız. 3 ile 4'te ne var arkadaşlar? 5 ve 4 var. Pardon. Evet. 5 ve 4. 5 4'ten daha büyük olduğu için 5'in sağa gitmesi gerekirken 4'ün de sola gitmesi gerekiyor. Tamam, o zaman bunların yerlerini değiştiriyoruz ve dizimizi tekrar güncelliyoruz. 2 4 şey 2 1 4 5 3 oluyor. Tamam. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü dizinin sonuna kadar böyle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Biz en son 3 ve 4. elemanı karşılaştırmıştık. Şimdi 4 ile 5. elemanı karşılaştırmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar 5 ile 3 hangisi daha büyük? 5 daha büyük. O zaman 5'in sağa gitmesi gerekiyor. Evet. 5 bu tarafa gelirken 3 de bu tarafa gelecek. Dolayısıyla tüm adımları yaptıktan sonra arkadaşlar 2 4 2 1 4 3 5. Evet. Gördüğünüz gibi şu hali alıyor bizim dizimiz arkadaşlar. Buradan bir ölçeklendirme ile ikili ikili kıyasladıktan sonra sonuna kadar tabii ki. Tamam, şimdi bakıyoruz arkadaşlar 2 1 4 3 5. Bu bir sıralı dizi değil. Bizim istediğimiz gibi bir dizi değil. Ama arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra, sonuna geldikten sonra bir şey fark etmiş olmanız gerekiyor. Fark etmediyseniz de ben şimdi açıklayacağım zaten, sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın 5 yani en büyük eleman en sağa geldi bu işlemi yaptıktan sonra. Dolayısıyla biz bu işleme bir daha devam ettiğimizde yani bundan sonraki en büyük eleman bunun bir sonuna gelecek. Ondan sonraki bir eleman bir sonuna gelecek. Böyle böyle gidecek. Aslında temel mantığı bu Bubblesort'un. Yani kıyaslıyor en hani tüm şeyle ikilileri kıyasladıktan sonra aslında en büyüğü her adımda hani o ikili kıyaslamanın her sonunda en büyüğü gelebilecek en yüksek yere getiriyor. Tamam, şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. İkinci aşamamıza geçtik. Şimdi tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. 2 ile 1'e bakıyoruz. 2 mi büyük 1 mi büyük? 2 büyük olduğu için 2'nin sağa 1'in sola geçmesi gerekiyor. Evet. Tamam. 1, 2, 4, 3, 5. Gayet güzel. Aslında fark ettiyseniz burada bitecek arkadaşlar. Yani yakında bitecek. 1, 2, 4, 3, 5 oldu. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyor arkadaşlar? 2 ile 4'ü kıyaslıyor.
2 mi büyük, 4 mü? 4 büyük, tamam. O zaman yerlerimizi koruyalım diyorlar. Değiştirmiyorlar. Yani 4 sağda olduğu için şey olmuyor. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Diğer ikiliye bakıyor. 4 mü büyük, 3 mü? Tabii ki de 4 büyük. O zaman ne olacak? 4 buraya, 3 de buraya gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bakın istediğimiz şeye ulaştık. Ama aslında algoritma burada bitmiyordu arkadaşlar. Algoritma yani şöyle de olabilirdi. Burada hemen birkaç adımda görmüş olduğunuz gibi sıralamış olduk arkadaşlar. Daha bundan sonra ne yapması da gerekiyordu arkadaşlar? Şöyle yapması gerekiyordu. Bu ikiyi de karşılaştırıyor. Bunların yerleri değişmiyor. O zaman gene kalıyor deyip hani bunları sürekli bir döngü içerisinde karşılaştıracaktı arkadaşlar. Şimdi bu örnek için böyle oldu. Tamam, güzel. Hani hemen bulduk. Ama bu biraz daha karambole bir diziydi arkadaşlar. Hani en kötü senaryo değildi. En kötü senaryoda bunun sonuna kadar gitmek zorundayız. En kötü senaryo dediğimiz olayda arkadaşlar şöyle yaparsak her şeyi biraz geri alıyorum. Evet, geri alamadım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Şu arkadaşımı silelim. Üstteki şeyi de silelim. Tamam. Buradan yeni bir dizi ekleyelim. En kötü senaryo dediğimiz olay arkadaşlar. Bu dizinin, pardon, şu siyah alayım. Büyükten küçüğe sıralanması arkadaşlar. Yani bunun burada, yani hepsinin birbiriyle yer değiştirmesi lazım. Sadece 3 yerinde kalıyor. Hani 3 tek sayı olduğu için. Böyle bir durumda arkadaşlar bizim az önceki yaptığımız adımda buna ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla bakın hemen şöyle bir hızlı işlemler yapacağım bu sefer arkadaşlar. 5 ile 4'ü kıyaslayacak. 5'i bu tarafa atacak. Sonra 5 ile 3'ü karşılaştıracak. 5'i bu tarafa atacak. 5 ile 2'yi karşılaştıracak. 5'i bu tarafa atacak. 5 ile 1'i karşılaştıracak. 5'i bu tarafa atacak. Yani aslında hepsi bir de sola kaykılmış olacak. Evet. Ne olacak arkadaşlar? 4, pardon, şuradan fırçayı alayım. 4, 3, 2, 1, 5. Bir sonraki adımda gene 4 buraya gelecek, 4 buraya gelecek, 4 buraya gelecek. Zaten buraya da geçemeyeceği için 4 buraya gelmiş olacak. Yani 3, 2, 1, 4, 5. Daha sonraki adımda işte 3 ile bu, 3 gene buraya gelecek, 3 ile bu, 3 buraya gelecek, 3 ile bu, 3 yerine kalacak. Yani 2, 1, 3, 4, 5. Daha sonrasında arkadaşlar 2 bununla yer değiştir, bununla yer değiştirecek. Sonra 2 buna bakacak. Değiştirmesine gerek yok. Eğer baktığınız gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada 2 yer değiştirdikten sonra bunların hepsinden küçük olduğu için bir daha yer değiştirmeyecek. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Sonrasında 1 ile bakacak. 1 hepsine bir bakacak. Ben bundan da küçüğüm, bundan da küçüğüm, bundan da küçüğüm. Pardon, şöyle olacak. Ya, yanlış anlattım. Bir buna bakacak. Bundan küçük olduğu için geçmeyecek. Sonra 2 ile 3'e bakacak. Zaten bunlar burası sıralı olduğu için arkadaşlar bunların hiçbirinde bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla en son tüm adımlar sonunda arkadaşlar bizim elimize sıralanmış dizimiz geçecek. En kötü senaryo bu olabilir, bir sıralama algoritmasını en uzatacak yöntem diyeyim yani. Bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorsanız en kötü kısmı bunun tersinden sıralanmış olması. Yani en uzun işlemi burada yaparsınız. Evet, az önceki örnekte hemen aradaki adımlarda bitiyordu ama buradaki örnekte arkadaşlar son adıma kadar gitmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi. Evet, umarım Bubble Sort algoritmasının mantığını anlamışsınız. Anlamadıysanız hiç çekinmeyin, yorumlara yazabilirsiniz. Direkt cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, isterseniz şimdi de kod kısmına geçelim. Bubble Sort algoritması için bize bir tane dizi lazım arkadaşlar. Hemen onu tanımlıyorum ve içerisine rastgele bir şekilde değişkenlerimi atıyorum. Atıyorum 5, 3, 1, pardon 5, 3 dedim ama 2 yazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. 5, 2, 1, 3, 4 gibisinden bir rastgele dizi, yani sıralı olmayan bir dizi atadım. Ve ben şimdi Bubble Sort yaparken arkadaşlar bu dizinin içerisindeki elemanları ikişerli ikişerli şöyle karşılaştırmam gerekiyor. Az önce teori kısmını anlattım. Pratik kısmındayız şimdi. Ve bunları yapmam için arkadaşlar dizi içinde dolaşmam gerekiyor. Dizi içinde dolaşmam için for'da ne yazabilirim? Hani hepsine ulaşabilmem için dizinin boyutu kadar. Hani kaç burada? 5. 5 yazmam lazım. Ama daha sonrasında canım sıkıldı. Buraya bir tane değer ekledim, atıyorum arkadaşlar.
O zaman onu tüm for, nerede for kullandıysam orada da arttırmam gerekiyor. Ben bunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Manuel olsun istemiyorum. Bunu otomatik bir dinamik bir değişkene atıyorum. Sürekli diziye eleman eklesem de çıkarsam da kendisi otomatikman bulsun. Bunu arkadaşlar boyut diyorum. Ve diyorum ki boyut diyorum. Size of dizi böyle. Size of dizinin herhangi bir elemanı atıyorum sıfırıncı elemana. Burada ne yapmış oluyorum? Integer bildiğiniz gibi 4 bit 4 bitlik bir veri ve arkadaşlar bu dizide de 5 tane 4 bitlik veri varsa o zaman bu dizi 20 bitliktir ve dolayısıyla şunun değeri 20'dir. Dizideki herhangi bir sayının değeri herhangi bir elemanın değeri burada hepsi integer olduğu için 4'tür. 20 bölü 4'ten 5. Yani bizim dizimizin uzunluğunu verir arkadaşlar. Burası 6 olsaydı nasıl olacaktı? Bu sefer burası 24 olacaktı. 24 bölü 4'ten 6 verecekti. Yani boyutu her şekilde erişmiş olacaktık arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar diyelim ki biz ilk önce dizimizin ilk halini görmek istiyoruz. Hani gözümüzde canlansın diye. Dolayısıyla boyuta kadar gidecek. Artık boyutu kullanacağım hep. Ve sonrasında arkadaşlar ne olsun? Dizimizin her bir elemanını yazdırsın. Şurada da bir boşluk bıraksın. Şuraya tabii bir tane de şöyle bir şey yazacağım. Dizinin ilk hali diye. Buraya da bir backslash n atayım. Karışmasın. Tabii buraya da bir backslash n atalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz diziyi yazdırdık ilk halini. Daha sonra ne yapacağız? Bunu sıralattırmamız gerekiyor. Ben sıralama işlemini bir fonksiyonda yapmak istiyorum arkadaşlar. Void bir fonksiyonda. Hem sıralasın hem de yazdırsın. Dolayısıyla bir tane void fonksiyon açıyorum. Ve ismine bubble sort diyorum. Ve bu iki tane parametre alacak. Bir tanesi bizim dizimizin bir kopyası olacak. Diğeri de boyutumuzun bir kopyası. Neden kopyası diyorum? Aslında oradaki değerleri bunlara atamış oluyoruz. Buraya farklı isimler de verebilirdim. Yani o yüzden. Hani birebir aynısı değil. Bunları kullanacağız diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu iki parametreyi buraya atadım. Daha sonrasında arkadaşlar şurada da aslında çağırabiliriz. Diyebiliriz ki dizinin sıralı hali. Tamam mı? Bunu da dedikten sonra ne yapmamız lazım? Tabii ki de bu bubble sort fonksiyonumuza dizi ile bunun boyutunu parametre olarak verip burada da işlemlerimizi yaptırıp yazdırmamız lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar bubble sort'ta ne gerekiyor? Öncelikle bir tane for döngüsü açıyorum. Hemen anlatacağım burayı da. Bir tane for döngüsü boyuta kadar gidecek ve bu for döngüsündeki bu for döngüsü ne yapacak arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp boyuta kadar gidiyor. Şimdi biz şurada bir tane şey yazmıştık. 5, 4, 3, 2, 1 gibisinden. Arkadaşlar biz bunun içerisinde tur atıyorduk hatırlıyorsunuz. 5 ile 4'ü kıyaslıyorduk. 4 ile 3'ü kıyaslıyorduk. 3 ile 2'yi kıyaslıyorduk. 2 ile 1'i kıyaslıyorduk. Sonra turumuz bitiyordu. Yani ben buna bir tur diyordum. Tamam mı? Anlattığım kadarıyla öyle diyordum. Siz başka bir şey de diyebilirsiniz tabii ki. Bu arkadaşlar kaç kere devam etmesi gerekiyor? Buradaki eleman sayısı kadar. Yani eleman sayısı kaç? 5. Yani boyut kadar devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani oradaki for döngüsü bizim bu ikili kıyaslamaları kaç defa yapacağımızı söylüyor. Tamam, güzel. Yani ikili kıyaslamaları kaç tur böyle devam ettireceğiz sonuna kadar? Baştan başlayıp sonuna kadar kaç defa bu işlemi yapacağız? Onu söylüyor. İçerisine bir for döngüsü daha açmam lazım. Ve bu for döngüsünde arkadaşlar boyut eksi 1'e kadar götüreceğim. Ve c artı artı tabii ki. Arkadaşlar bu da ne oluyor? Her bir turda kaç defa karşılaştırma yapacağız? Bunu söylüyor. 5'lik bir dizide 4 defa, 6'lık bir dizide 5 defa yapacağımız için. Boyutun bir eksiği kadar. Burada kaç defa şey yapacağız? İşte 1, 2, 3, 4. Yani bir eksiği kadar olacağı için arkadaşlar bu for döngüsünde böyle yazmamız gerekiyor. Tamam, güzel. Şimdi biz diyeceğiz ki şu döngünün içerisinde arkadaşlar ikili ikili baktığımız için her seferinde işte algoritmamızı aslında değiştirme algoritmasını burada yazmamız gerekiyor. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar eğer dizinin soldaki elemanı yani J dizinin sağdaki elemanında o da J artı 1 olur. Büyükse o zaman
Ne yapacak arkadaşlar? Bu ikisinin yerini değiştirmesi lazım. Yerini değiştirirken söyledim galiba, tam hatırlamıyorum. Şu an iki videoyu birleştirdiğim için söylemiş olduğumu hatırlıyorum ama bir temporary değişken belirlememiz gerekiyor demiştim daha öncesinde. Yani bir geçici değişken. Bu ikisinin diğerlerine yer değiştirirken arada bir köprü görecek. Ne yapacak arkadaşlar? Şimdi soldaki dizi sağdaki dizinin değeri olması gerekiyor ya. Ama bu olurken kendi değerini bir yerde tutmamız gerekiyor. Soldaki dizi şöyle diyeceğiz. Tempe bu soldaki dizinin eski değerini bir atayım ilk önce. Tamam, atadım. Sonra arkadaşlar bu soldaki dizi diyorum. Sağdaki dizinin değerini alsın. Tamam. Bakın eğer şunu atmamış olsaydım şu an soldaki dizi sağdaki, yani mesela şey deseydim 3 ile 2 deseydim 2 2 olacaktı. Hani 3 gitmiş olacaktı. 3 kaybolmuş olacaktı. Tamam. Bunu atadıktan sonra sağdaki dizi ne olacak? İşte o da temp olacak. Yani eski değer olacak. C artı 1 de ne olacak? Temp olmuş olacak. Evet. Tamam. Biz burada algoritmayı bitirdik aslında arkadaşlar. Burada ne demişiz? Dizinin sıralı hali demişiz. Yani şu for döngüsünden çıktığında arkadaşlar dizimiz sıralanmış olacak. Dolayısıyla ben buraya bir for döngüsü açıp burada artık ne yazdırabilirim? Bu diziyi sıralı halde olduğu için bunu yazdırabilirim. Dizinin iyisi olacak şekilde burada yazdırdım arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. 5, 2, 1, 3, 4 gibi bir dizimiz vardı. Ve attığımızda gördüğünüz gibi dizinin ilk hali 5, 2, 1, 3, 4 ve dizinin sıralı hali 1, 2, 3, 4, 5. Tam istediğimiz gibi. İsterseniz burada iki elemanı da şöyle değiştirebilirsiniz. Atıyorum 4 buraya gelir, 1 de buraya gelir. Gene sıralamada bir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi ne olursa olsun düzenleme yapıyor arkadaşlar. Yani sıralıyor. Ama şimdi aslında bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kullandığınızda fazladan bazen gereksiz işlemler yapmış olabilirsiniz. Neden arkadaşlar? Şöyle bir örnek düşünelim. Dizisine size şöyle bir şey şekilde verilmiş olabilir. Mesela böyle bir şekilde. Arkadaşlar bunu ilk turda bitirmez misiniz? İlk turda bakarsınız 2 ile 1'i değiştirdiğinizde aslında sıralı hale gelmiş oluyor. Yani en azından biz şunu yapalım diyoruz. Yani bu kodu biraz daha geliştirelim. Çünkü israf yapıyor bu kod. Müsrif bir kod. Evet. Bunu biraz geliştirelim de daha fazla işlem israfı yapmasın. Yani şey yapalım arkadaşlar. Sıralamadan evvel dizi sıralı mı diye bir baksın ilk önce. Sıralı değilse o zaman sıralamaya devam etsin. Sıralıysa o zaman direkt bize getirsin diziyi. Ya da yani şöyle de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 direkt sıralı da gelmiş olabilir. Hani bu sıralı mı diye bir baksın ilk önce, değil mi? Hani her turun sonunda arkadaşlar, ikili ikili kontrol ettikten sonra her turun sonunda arkadaşlar sıralı mı değil mi buna bir baksın. Tamam, buraları bir geri alıyorum. İlk dizimizi geri alalım burayı. Tamam, buydu ilk dizimiz arkadaşlar. Ben şimdi buraya bir tane fonksiyon açacağım arkadaşlar. Int türünde olsun. Bu da sorted, yani sıralandı gibisinden. Hani burada bir return deyimi alacağım arkadaşlar. Buna göre sıralama yapacak ya da yapmayacak. Şimdi buraya arkadaşlar parametre olarak ben gene dizimi ve dizimin boyutunu göndermek istiyorum. Çünkü bunlar üzerinden bir işlem yapmam gerekiyor. Ve burada arkadaşlar tek bir hamlede bulabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? Ya dizinin sıralı olup olmadığını, yani dizinin üzerinden şöyle bir geçerek, yani bir tur atarak, hani ikili ikili kontrol yapıyoruz ya, yan yana ikili kontrol yapıyoruz. O kontrolü sadece bir kere yaparak aslında dizinin sıralı mı değil mi olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla buradan sıfırdan başlatıyorum arkadaşlar. Ne olacak? Boyuta kadar devam edecek ve artacak. Daha sonra arkadaşlar ne oldu? Boyuta kadar devam etti ve arttı. Şuna bakması lazım. Diyecek ki eğer dizinin solundaki eleman sağındaki elemandan büyükse, ya soldaki bir eleman sağdaki bir elemandan büyükse, o zaman bu dizi hala, yani sıralanmamıştır. Hala öyle bir şey varsa, yani diziyi baştan sona kadar gezeceğim arkadaşlar. Şöyle diziyi buradan ya ikili ikili gene gezeceğim.
ve diyeceğim ki soldaki eleman sağdaki elemandan büyük. O zaman tamam, bu dizi hala sıralanması gerekiyor. Böyle böyle gideceğim. Hani belki burada sıralan, yani burada olmayabilir. Hani şurada bakar, burada yakalar. Hala sıralanması gerekiyor der. Böyle böyle ikili ikili gezecek ve ikili gezdiği her anda arkadaşlar, herhangi bir anda soldaki eleman sağdaki elemandan büyükse o zaman dizi sıralanmalı diyecek. Mesela ben burada diyeceğim ki o zaman return 1 dön. Eğer soldaki elemanın sağdaki elemandan büyük olduğunu görürsem. Eğer bu döngü bittiğinde bizim turumuz bitmiş olur. Döngü bittiğinde o zaman sen bu, yani şuraya hiç girmiyorsa arkadaşlar döngü bittiğinde o zaman bu sıralanmıştır. Değil mi? Neden? Hiçbir eleman sıralandığında soldaki eleman, soldaki hiçbir eleman sağdaki hiçbir elemandan büyük olmaz. Dolayısıyla o zaman da burada return 0 diyeceğiz ve böylelikle arkadaşlar burada da sıralama değil mi kontrolünü yapmış olacağız. Peki bunu kodumuza nasıl entegre edeceğiz? Ona bakalım. Şimdi öncelikle bizim şurada bir değişken oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Çünkü buradan gelecek sonuca bağlı bu olay. Sonucun değeri ya 1 ya da 0 olacak. Değil mi? Dolayısıyla sorted diyeceğim. Buraya gene diziyi yollayacağım ve boyutunu yollayacağım arkadaşlar. Evet. Ve bu her turda bir yenilenme, ya buraya gitmesi lazım. Yani tur bitti. Tur bittikten sonra bir bakacak şöyle sıralama değil mi? Ona göre işlem yapacak arkadaşlar. Tamam. Burada bunu hesapladıktan sonra arkadaşlar diyecek ki eğer diyecek. Şimdi bir dönmesi hala sıralı değil demek. Sıfır dönmesi sıralanmış demek. Tamam. Eğer bir döndüyse, yani sonuç, if sonuç dersem arkadaşlar şöyle bir şey var. Buranın içerisinde bir ya da herhangi bir sayı olduğunda, ki ben burada bir dedim, bir ve sıfır dedim. Bir dediğinde hani if bir true, hani if true direkt girmiş olacak. Sıfırda da girmemiş olacak arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani birse o zaman hala sıralama işlemi yapması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman sıralamaya devam diyeceğiz. Eğer değilse arkadaşlar, yani sonuç bir değilse buraya giremeyecek, else girecek. O zaman yani sıralanmış demektir. O zaman daha fazla sıralama yapma, bu döngüden çık diyeceğiz. Evet. Bu döngüden çık ve sonrasında da elemanları yazdır diyeceğiz. Bakalım arkadaşlar ilk önce bir çalışıyor mu diye bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kodda hiçbir değişiklik olmadı, çalışıyor. Ama şimdi ne farkı var ona bakalım isterseniz. Bunu anlamak için de arkadaşlar bu sonuca kaç defa gittiğine aslında bakabiliriz. Nasıl bakabiliriz? Onu size nasıl gösterebilirim? Şu an onu düşünüyorum. Yani oraya kaç defa girdi? Buraya mesela atıyorum arkadaşlar, sıralı bir dizi olsaydı bir kere orada bir kontrol yapacaktı ve diyecekti ki bu zaten sıralı bir dizi. Ben bunu daha da sıralamam diyecekti ve şey yapacaktı. Neden onun ismine? Sıralamayacaktı ve direkt yazdıracaktı. Şimdi bunu da anlamak için arkadaşlar sonuç eğer şeye giriyorsa şuraya pardon buraya değil, o kısmı nereye ekleyebiliriz? Şu an arkadaşlar bu kodu ben daha önce yazdıydım. Oradan bir bakmam lazım. Şurada yazdım. Bunu nerede yazdığımızı hatırlayamadım. Evet, şuralarda yazmışız. Tam olarak dizi, ha tamam, şurada yazmışız, anladım. Tekrar bakayım, pardon arkadaşlar, biraz kafam gitti. Sorted kısmında, pardon, şurada, evet, kafam iyice karıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kısmı alırsak ve şurada yazdırabiliriz. Aynen. Tamam. Evet. Burada yazdırabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında da, yani sıralı değilse bunu yazdıracak. Daha sonrasında da en sonda, hani return 0 demeden evvel de arkadaşlar ne demesi lazım? Sıralandı demesi lazım. Böylelikle kaç kere bu buraya girdiğini
anlamış olabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi isterseniz tabii şöyle şuralara backslash n de ekleyelim. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında burada kaç defa sıralama işleminden geçtiğini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu da şöyle yapabiliriz. Sıralı değil. Şöyle buraya bir for'la arkadaşlar. O diziniz. Yani adım adım ilerleyişini de görebiliriz aslında. Buraya boyut alacağız. Evet. Tamam. Böyle yazdıracak. Aynen. Daha sonrasında da şuraya bir backslash n dağıtabiliriz belki. Burada mı? Yani şunu kapatalım. Tamam. Nerede? Arkadaşlar burayı da oradan almak istiyorum. Özür dilerim ama tam olarak nerede yazdığımı unuttum. Return 1'den evvel. Yani şurayı alabiliriz. Şöylece kopyalayabiliriz. Yapıştırabiliriz. Şuna gerek yok. Tamam, şimdi çalışması lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dizinin ilk hali bu arkadaşlar. Tabii dizinin sıralı hali şu değil. Bu yanlış olmuş. En sondaki hali sıralı hali. Şu sıralı hali diye yazmışız oraya da. Yani sıralandı hani bak. Şunu yazdırmayalım isterseniz. Şu biraz kafa karıştırabilir. Evet. Böyle daha iyi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar dizinin ilk hali bu. Sonra bakın gördüğünüz gibi bizim algoritmayı yapıyoruz. Yani tabii bu ilk hali. Bu da ilk hali. Tekrar bir kontrol ediyor. İlk önce bir diziyi alıyor arkadaşlar. Dizi sıralı mı değil mi diye bakıyor. Sıralı değil diyor. Onu bir yazdırıyor. Sonra arkadaşlar işte burada bir daha bakıyor. Dizi sıralı mı? Değil. Bir daha bakıyor. Son arkadaşlar bakın şurada aslında algoritmamızı şeye geçirmiş. Hayata geçirmiş arkadaşlar. Ne yapmış? İşte 5'i buraya atmış. Buraya atmış. 5 en sona gelmiş. Bakın sonrasında 4 onun yanına gelmiş. Sonra 3 onun yanına gelmiş. 2 onun yanına gelmiş ve sıralanmış. İşte arkadaşlar burada da biz aslında zamandan yani aslında işlemden tasarruf etmiş oluyoruz. Neden arkadaşlar? Hemen bir daha gösterelim. Buraya eğer sıralı verseydik 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir işlem yapmış olsaydık gördüğünüz gibi arkadaşlar dizi zaten sıralı diyor. Yani hiçbir hani sıralama algoritmasına girmiyor. Aslında bunu kontrol ettirmek de çok önemli Bubblesort'ta. Sadece o ilk anlattığım kısmı değil. Aslında her adımda hani her turun sonunda buranın sıralı olup olmadığını atıyorum şura 1, şurası 2 olsaydı bir kere sıralamaya girecekti. Gördüğünüz gibi şurada geldi. Bir kere sıralandı. İlk önce sıralı değil dedi ve sıraladı daha sonra ve bitti. Ya da işte şöyle de olabilirdi. 3 burada olurdu. 1 burada olurdu. Gene gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer 2 adımda yapmış. Önce ne yapmış? Pardon 2 adımda yapmamış. Tek adımda yapmış gene. Çünkü şurası başlangıç oluyor. 2, 3, 1, 4, 5. Bizim gönderdiğimiz 2, 1, 3, 4, 5. Daha sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sıralamış. Tabii bunu biraz daha güzel bir örnek olarak yazabilirdim açıkçası. Şöyle bir şey yazsam. Evet gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 1, 5 2, 3, 1, 4, 5 2, 1, 3, 4, 5 gibisinden hani adımları görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Asıl kod şu. Ben burada çok daha güzel şekilde yazdım. Buraya tam uyarlayamadım. Biraz aklımdan yazmaya çalıştım. Olmadı. Burada çok daha güzel şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kodu bu arada GitHub'ıma yükleyeceğim. Oradan erişmek istiyorsanız bu koda erişebilirsiniz. Gayet güzel şekilde yazdırdığımı düşünüyorum. Sadece şurada bir tekrar var. Onu da hani dizinin ilk halinin direkt sorguya girdiğini görmeniz için yazdırdım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, anlamadığınız bir yer varsa veya herhangi bir yorumunuz varsa yorum atmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.